Ne yazıyordu söyle. Kapı zili. Ne? Kapı zili, kapı zili yazıyordu yerde. Kapı zili. Televizyon aç sen de be, tıngırdasın azıcık. Ses yapsın. Evet, kim konuşuyor? Geldi ben yaptım, baba sen konuşuyorsun. Evet. Yedi. İşte anne. Heh, pas. Pas. Sekiz. Ulan paşa. Sırf el alayım diye haybeden geliyorsun değil mi? Hayatı batak bunun be. Kıskanma yavrucuğum, bir gün sen de kazanırsın. Rahat ol. Beyler, Kozmaç'a şimdiden söyleyeyim, yükseltmek mecbur ya. Yanlış olmasın. Başla. Hadi bakalım ha. Al Koz. Oğlum bunun yalanı mı olur ya? Ulan Kamber, bu parti sana bir el aldırırsam en adi şerefsizim. Onu biliyorsun zaten be, kağıda gerek yok ki de. Öyle mi? Ulan yavaş şimdi. Duyacaklar ya. Peki, peki çiçeğim, peki. Göreceğiz. Bak ben buradan bir çıkayım, tamam mı? O parayı tahsil edeyim ikramiyeyi. Sana 1 lira koklatmayacağım oğlum, 1 lira. Gelsin. Onun payını savcıya verirsin sen de o zaman. Savcıya veririm, vermesine de. Bu 2 gün sonra unutur, hafızasını kaybeder. Yaptığımız iyilik de boşa gider, anasını satayım. Baba, ha. Şimdi bu diye ya, sayısallığın 6'yı tutturdum diye. Ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bakayım şu suratına. Aha, hiç doğru söyler yanı yok. Ha? Komple yalan mı? Ulan bu işin yalanı mı olur oğlum? Lan o işin şakası mı olur be? Ben sana göstereyim. Dürtüyorsun beni, dürtüyorsun beni. Güzel. Kaç aldın? Vay be. Sen... Kozum be, bugün bitmedi kozum bugün be. Çok konuşmuyoruz değil mi oğlum? Bir şey söylüyorsak da bildiğimiz var. Ha? Hadi hadi hadi. Oynuyorsun şöyle be. İşte. Hiçbir şeyin kaçmıyor. Ben sattım be. Kapı zili. Buldum. Hatırlıyorum. O gece. 2 kere kapımı çaldı, hatırlıyorum. Kimin geldiğini hatırlamıyorum ama biri geldi, hatırlıyorum ve gelen kişi çok önemli. Hücrenin zeminine kapı zili kazıdım. Günlerdir bunu düşünüyorum, nedenini hatırlıyorum. O gece kapım çaldı. 2 kere. Aldı, kaldı, kaldı, kaldı. Fırat Bulut, ziyaretçim var. Nasıl gidiyor müdür? Her şey yolunda mı? Yolunda efendim, yolunda. Maşallah, Savcı Bey turp gibi. Hafızası da hala aynı, hiçbir şey hatırlamıyor. Ben hatırlıyorum ama. Kardeşim onun baskıları yüzünden intihar etti. Neyse. Sen gözünü üstünden ayırma. Tamam efendim, tamam. Merak etmeyin. Savcı Tahir'le konuştum. Hep önemli anlar öncesinde hafızanı kaybettiğini söyledi. Önemli anlar derken? Mesela ilk duruşman. Ama Tahir, hafızanı kaybettiğini bile bile seni mahkemeye çıkarmış. Adalet benim hatırlamamı beklemez. Dosyandaki olay yeri videosunu izledim Fırat. Tahir canlandırmayı senin yerine bir dublöre yaptırmış. İfadem ortada. Deliller de öyle. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Nasıl ya? Tahir ne derse o. Öyle mi? Yani benden videoyu saklamasının ya da senin yerine canlandırmayı bir dublöre yaptırmasının hiçbir önemi yok. Öyle mi? Kapı
kapı zili. O gece iki kere kapı çaldı. Hatırlıyorum. Kimin geldiğini hatırlıyor musun peki? Ama eminim. İki kere kapı çaldı. Neden kalkıp bakmadın? Bilmiyorum. Zeynep mi açtı? Bilmiyorum. Ama kapıyı kim çaldı bilmemiz gerek. Bu çok önemli bir gelişme Fırat. Yani zili nasıl hatırladıysan o geceyi de hatırlayabilirsin. Hücrenin zeminini hafızamı kaybetmeden önce birkaç kelime kazımışım. Kapı zili onlardan biri. Başka hangi kelimeler var? Tamam. Yani hangi hücre olduğunu biliyoruz. Açtırır öğreniriz. Öğrenemezsin çünkü zemindeki her şey silinmiş durumda. Cemre, benim senden tek bir isteğim var. Hafızam gidik. Lütfen gelmesinde yardımcı ol. Tabii ki yardımcı olurum Fırat. Söz veriyorum sana. Duruşmaya kadar bunu başaracağız Fırat. Göreceksin. Ama sen bu sürede kendine çok dikkat et, olur mu? Konuşacağız.